Kısırlık bilindiği gibi çok çok kötü bir durum. Özellikle de son 50 yıldır insanlar yanlış besleniyor. İşte hormon içeren hormonlu yiyecekler. Bugün elma armut yiyorsunuz, hormon ilaçlanmış. Veyahut da geçen söylemiştim, tavuk yiyorsunuz veya yumurta yiyorsunuz. Tavuk yemine Avrupa'dan tavuk yemi geliyor. Buna tavuk yemine öyle bir premix denen ön karışım katıyorlar. Premix'in içerisinde antibiyotik, östrojen ve beta karotin gibi maddeler katıyorlar. Bir tona bir kilo premix katılıyor. Premix katılan tavuk yemi tavuklardaki östrojen, etindeki östrojeni yükseltiyor. Bir, yumurtasındaki östrojeni yükseltiyor. İki, bu da erkeklerin iktidarsız olmasına sebep oluyor. Anne karnında ceninin eğer erkekse cinsel organın gelişmesini engelliyor. Yavaş anormal doğumlara sebep oluyor. Erkek çocuklar 0-12 yaş grubu yumurta yiyorsa cinsel organında anormal gelişmeler olabiliyor veya gelişmiyor. Tam normal gelişmiyor. Bu nedenle de Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın cinsel problemler ortaya çıkıyor. Peki erkek çocuklar. Bitkisel yollarla kurtulmak mümkün mü? Tabii. Biraz önce bahsetmiştim. Hayıtla ilgili Almanya'nın Marburg şehrinde sadece bir klinik birçok klinik araştırması var da örnek olarak bir tanesini vereyim. 33 bayana kadın doktorlar, ginekologlar diyor ki asla çocuğu olmaz. Bu bayanların dedikleri fertil yani çocuğu olmaz asla. Birçok sebep, faktörden dolayı. Hastane, üniversitenin kliniğinde deney yapılıyor ve bu bayanlara hayıttan elde edilen ekstrakt damla draje verilir. Bunların hepsi normal yollarla hamile kalıyor. Normal yollarla. Şimdi bir diğer kısırlıkla ilgili tavuk yemine katılan bu tehlikeli premix'ten bahsetmiştim. Bir de biraya şerbetçi otu katılır. Bütün biralarda şerbetçi otu var. Şerbetçi otunun birleşiminde humulon, lupolon denen iki etken madde. Humulon, lupolon. Humulon, lupolon aynı dişilik hormonu, östrojen hormonu gibi etki yapar. Ne demek? Bira içen erkeklerin göğsü büyür. Cinsel organı küçülür. Kadınsı hormonlar artıyor çünkü. Bu nedenle Almanya'da erkekler kısırlık oranı %25'leri bulmuştur. Aşırı bira tüketiminden dolayı. Yani kısırlık Almanya'da %25 ne demek? Büyük bir felaket. Evet. Yani 50 yıl öncesine göre Almanya'da %100 artmış. Aşırı bira tüketiyorlar. Bizde de artık bira moda oldu. Maşallah. Yani burada maşallah anlamında konuşuyorum. Mecazi anlamda. Türkiye'nin bütün sahillerinde çoluk çocuk ellerinde bira, durmadan bira içiyor, alkol içiyor. Sanki çok güzel bir şey yapıyor. Yarın kısırlaşacaksın. Adam kendi kendini zehirliyor, haberi yok. Kısırlaşacak, iktidarsız kalacak birayla ama durmadan içiyor, durmadan içiyor. Sanki iyi bir şey yapıyor. Kısırlaşmaya doğru Türk neslimiz tükenecek, Allah korusun böyle devam ederse. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahillerinde kaç bin kilometre sahile yakın noktalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde alkol satmak yasak, alkol içmek yasak. Bizde serbest. Neden anlamadım. Bunun dinle, imanla, Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla, Yahudilikle ilgisi yok. İnsan sağlığı. Neslin devamı için bira tehlikeli.